Gerçekten mutabakat metnini çok dikkatlice okudum. Evet, belki de Türkiye'de belli sorunlara değiniyor. O sorunların çözümüne dair bazı vaatlerde bulunuyor. Ama şunu artık herkes çok iyi bilmeli ki, Türkiye'de mevcut sorunları çözmek istiyorsanız en temel yapısal sorunlardan işe başlamak gerekir. Türkiye'nin 100 yıllık tarihine de baktığınızda, son 20 yıllık AKP dönemine de baktığınızda, hatta son 5 yıllık bu Cumhur İttifakı denen faşist yapılanmaya da baktığınızda şunu görürsünüz ki, temel yapısal sorunu çözmek yerine onun çözümsüzlüğü üzerine bir iktidar yerleştirilmeye çalışılmıştır. Şimdi başka bir iktidar var etmek istiyorsanız her şeyden önce bu yapısal sorunlardan kurtulmak gerekiyor. Bunların da başında Kürt meselesi geliyor. Kürt meselesini çözmeden ne Türkiye'yi demokratikleştirmek mümkün ne de Orta Doğu'daki bu savaşı, bu çatışmalı ortamı ya da bu istikrarsız ortamı ortadan kaldırmak, son vermek mümkün değil. Geleceğin iktidarına talip olan bütün partiler açısından, yani bugünün muhalefeti açısından öncelikli mesele tartışmasız Kürt meselesi olmalı diye düşünüyorsunuz. Bizim açımızdan böyle. Hakların Demokratik Partisi olarak biz de Türkiye'nin bütün meselelerine, Orta Doğu'nun, bölgenin, hatta küresel siyasetin meselelerine yönelik çözümler üretirken her şeyden önce bu yapısal sorunlarla işe başlıyoruz ve en birincil meselemizin de Kürt meselesi olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Bugün bütün dünyaya baktığınızda bu anlamıyla bütün dünya siyasetini etkileyen bir meseleden bahsediyoruz biz. Bu sadece ve sadece Türkiye ile de sınırlı olmayan bir mesele. Şimdi bunu görmeden, hatta bırakın Kürt meselesini görmek ve çözüm üretmek, medyada da çok yazıldı, çizildi. Kürt sözcüğü bile yer almıyor. Ana dilinde eğitim, ana dilinde kamu hizmetlerinden yararlanma meselesi yer almıyor. Gerçek anlamda bir yerel demokrasiye yaklaşım söz konusu değil ki, bu ülkenin coğrafyasının büyük bir kısmı kayyum yönetimi altındayken, kayyumlara yönelik de bunları nihayete erdirecek, bu vesayetçi anlayışı sonlandıracak bir yaklaşımın yine olmadığını görüyorsunuz. Türkiye'de neden kayyum var? Kürt meselesini şiddetle, savaşla çözümsüzlüğe mahkum eden iktidarın yerel yönetimleri aslında ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırısıyla kayyumlar gerçekleşti. Şimdi bütün bunları görmediğiniz zaman aslında ortaya çıkan metin teknik düzeyde bazı düzenlemeleri getiriyor ki bu da neyi düzenliyor? Aslında idari teşkilatlanmaya dair bir çalışma olduğunu bize gösteriyor. Toplumsal sorunları, bugün toplumun beklentilerini, bu meselelerin çözümüne dair bir şeyi içinde çok barındırdığını söylemek mümkün değil. Kürt meselesi dediğiniz mesele bir küresel mesele, bölgesel mesele. Dolayısıyla şimdi Suriye'ye dönüp Suriye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesini istiyorsak, Suriye'nin demokratikleşmesinin yolu Rojava'nın statüsünden geçiyor. Suriye'deki halkların, başta Kürt halkının oradaki demokratik haklarını, siyasi özgürlüklerini kazanmaktan geçiyor. Fakat Türkiye, Kürt meselesini kendi içinde çözümsüz bıraktığı gibi, sınırların ötesinde de çözümsüz bırakmak gibi bir stratejiye sahip. Aynı şey Güney Kürdistan için de geçerli. Dönüp orada da aynı şeyi görüyoruz. Bölgeyi nedenle istikrarsızlaştırdığını, bölgede kurduğu üslerle, bölgedeki siyasete yönelik baskısıyla bunu izliyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin de İran'da demokratikleşmesi aslında oradaki bölgesel yönetimlerin güçlenmesi, oradaki halkların kendi söz yetki kararlarını kullanabilecekleri meclislerini var etmesinden geçiyor. Bu Türkiye için de geçerli. Biz Türkiye'de yerel demokrasi derken aslında Türkiye'deki ister bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsun, ister muhalefetin söylendiği güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun, biz yerel demokrasiyle her ikisine de karşıyız. Yani Ankara'nın güçlendiği vesayetçi bir sistem nedeniyle zaten Türkiye buralara sürüklendi. Şimdi artık bunu değiştirme zamanı çoktan geldi de geçiyor. Nasıl ki Kürt meselesi yapısal sorunlardan biri, yine sorunuzda olduğu gibi bu ülkede erkek egemen zihniyet, erkek egemen iktidar aslında çok ciddi kadına yönelik şiddeti, kadına yönelik cinayetleri, kadını sosyal yaşamdan ve çalışma yaşamından dışlayan bir aklı, kültürü üretmeye devam ediyor. Şimdi bu erkek egemen sisteme karşı toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir siyaseti
mutlaka ve mutlaka var etmek zorundayız. Var edemediğimiz sürece hem bugün kadınların içinde boğuştuğu sorunları aşmak mümkün değil, hem de toplumsal özgürlüğü var etmek, toplumsal barışı var etmek mümkün değil. Çünkü düşünsenize her gün ortalama en az bir kadının öldürüldüğü, binlerce kadının şiddete maruz kaldığı, kadınların çok ciddi bir yoksulluk içinde yaşadığı, çalışma yaşamından dışlandığı, aile içi her türlü ötekileştirmeye, baskıya maruz kaldığı bir iklimde yaşıyoruz. Peki bu iklimin nedeni nedir? Bu iklimin biricik nedeni tabii ki erkek egemen siyasetin üretilmesidir. Dönüp bu metinde de aynı şeyin tekrarlandığını görüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi belki bunun en bariz örneği. Çok net bir şekilde HDP bu konuda sözleşmeye tekrardan dönüleceğini ve sözleşmenin gereklerinin yaşamda karşılık bulması açısından da mücadele edeceğini söylüyor. Bu kadar berrak ve net olmak gerekiyor bu konuda da, eğer gerçekten çözüm istiyorsak. Bizim demokrasi ittifakı dediğimiz güçlü bir ittifak siyasetimiz var. Bizim kurucu aklımız da, bizim paradigmamız da zaten buna dayalı. Bu demokrasi ittifakının içinde emek özgürlük ittifakı dediğimiz çok çok önemli bir ittifakımız var. Tabii Kürdi partilerle var ettiğimiz ittifakımız var. Kadın özgürlük mücadelesinin ve kadın siyasetinin var ettiği bir ittifakımız var. Toplumun bütün kesimleriyle, inanç kesimlerinden tutun da tüm halklarla oluşturduğumuz çok zengin bir ittifak zemininde siyaset üretiyoruz. Dolayısıyla da biz özellikle bu ittifaklarımızla beraber radikal demokrasi anlayışımızla radikal demokratik bir dönüşümü hayata geçirmek için mücadele veriyoruz ve parlamentoya da güçlü bir şekilde temsiliyeti de en zengin bir şekilde taşımak istiyoruz. Dolayısıyla altılı masayla bu anlamıyla bir ortaklığımız ve bir ortaklaşmamız söz konusu değil. Olmasını da kimse zaten beklemiyor. Çünkü bizim siyasi güzergahımız çok belli ve altılı masayla da bağdaşması mümkün değil. Fakat Türkiye'de faşist bir sistem var, faşist bir iktidar var ve bu iktidardan da kurtulmamız lazım. Bu iktidardan kurtulabilmenin yolu her şeyden önce ortak bir cumhurbaşkanı adayını var etmekten geçiyordu. Fakat maalesef bizim bütün çabamıza rağmen bizim dışımızdaki muhalefet bu konuda bir adım atmadı. O zaman biz güçlenmeye, büyümeye, çalışmalarımıza devam edeceğiz ve öyle gözüküyor ki ikinci turda artık bütün gelişmeleri değerlendirerek halkımızla, bizimle beraber hareket eden tüm kesimlerle, ittifaklarımızla, bileşenlerimizle ortaklaşacağız ve bir karar vereceğiz. Bugünden bunu konuşmak bu koşullarda artık çok da mümkün değil. Süreci izlemeye ve sürece müdahale etmeye, gerçekten demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin var edeceği bir iklimi yaratmak, siyasi iklimi yaratmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.